bu e, gündemin e, çok sık bir şekilde e, yani günün konusu olarak önümüzde duran e, bu konuda yine böyle bir eylemin böyle bir zamanda e, yapılması son derece e, çeşitli fikirleri akla getiriyor. Ama neticede e, can kayıplarımız var. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Evet. Atilla Gökçe abiden öğrendiğim bir söz. Hayata devam mecburiyeti koymuşlar. Yaşamak lazım. Galatasaray-Alistopop mücadelesini Galatasaray, ni Galatasaray 4-3 kazandı. İşin futbol tarafını konuşacağız. Ama e, bence o tarafta da e, çok böyle e, harika, muhteşem, aman efendim dediğimiz bir 90 dakika geçmediği kanaatindeyiz hocam. Geçmedi çünkü iki takım arasında ciddi bir kalite farkı var. Ama buna rağmen oyun son derece zorlandı. Hatta Galatasaray'ın 3-0 öne geçtiği dakikalarda ilk yarıda Galatasaray'ın yani rakibinin yüksek kaliteye sahip ayakları olmadığı için de yaşayabileceği tehlikelerden uzak kaldı. Hı hı. Ama ikinci yarıda penaltı ve penaltı önce yedikleri gol esasında her maçın yani rakip kim olursa olsun yani şu anda Galatasarayın rakibi bu grubun ciddiye alınmayan yani üst sıraları zorlayacak ekiplerinden biri olarak görülmüyor. Galatasaray ise bu güçlü kadrosuyla bu gruptan yani mücadele ettiği yer için önemli adaylardan bir tanesi ve muhtemelen de o başarıyı gösterecektir. Ama neticede Galatasaray zorlandı. Yani bugün zorlandı. Yani 3-0 belki az da olsa bir rehavet getirmiştir. Çünkü ilk yarıda Galatasaray'ın bulduğu gollere de bakarsak... Yani rakibin açık futbol oynadığını da söylememiz lazım. Yani burada... Aman ben bir beraberlik çıkartabilir miyim yoksa kontradan bir gol bulup maç kazanabilir miyim e, düşüncesinde değildi. Dolayısıyla maç karşılıklı ataklarla geçti. Karşılıklı ataklar Galatasaray golle sonuçlandırdığı atakları oldu. Rakibin 2-3 e, tane e, çok net tehlike yaratabilecek pozisyonda oynayamadığı toplar oldu. Veya Galatasaray defansının kestiği toplar Hocam, oldu. Hocam hatta 2-3 tane de bizim kamera açısından gördüğümüz... Araya bıraksa pozisyon öncesi Aynen. tehlike olacak. Yani aslında ilk yarıda 6-7 tane Erzberg tehlikesi olabilirdi. Siz maç boyu sürekli aynı şeyden söz ettiniz. Kalitesi olsa ilk yarıda öyle olmazdı maç. Olmazdı. Yani o topları iyi kaliteli ayaklar kullansaydı. Yani örneğin mesela bu takımda Mertens gibi Sara gibi bir ayaklar olabilseydi. Veya Kerem Demirbay gibi. Galatasaray ilk yarıda da gol e, yeme e, şeyiyle karşı karşıya kaldık tehlikesiyle. Evet. İlk yarıda hocam o sözünü ettiğiniz tablo rakamlara şu şekilde yansımış. Galatasaray'ın 16'da 7 şutu toplamda 3 golü var. Artık Abdülkerim'in kafa şutunu ne diyoruz bilmiyorum. 65-35 toplu oynama, 1.93-0.65 gol beklentisi, 21 rakip cezasız topla buluşma, 8 Elsberg buluşması, ilk yarı için 281'de 245 pas ortalaması isabeti, 157-108, 87-69 oluşmuş, 9 orta, 20 ortada başarı e, getirmiş, rakip de 7'de 1, 5'e 3 korner, 1'e 0 offside, 24 kil mücadele Galatasaray kazanmış, 18 rakip kazanmış, 3 foul, 4 foul rakip yapmış. Toplamda rakipte bir sarı kart görmüş. Şimdi İlk yarıyı bu rakamlarla ifade ettikten sonra ikinci yarıya geçmeden evvel hocam ilk yarıda tabii ki maça başlangıç 11'inde arkadaşlar 11'i de verelim. 11 içerisinde herkesin haftalardır ikili forvet işte o simyenle ikarıda beraber oynar mı oynamaz mı vesaire vesaire. Kadroyu gördünüz. Hatta 3-4-1-2 diyebileceğiniz kadroyla ilişkili ilk düşünceniz neydi? Yani bu ıı, esasınız esasında zaten rakibiyle ilgili. Yani Galatasaray'ın bu saha dizilişi ve bu kadrosuyla ilgili olarak karşısında e, El daha güçlü bir takım olsaydı veya grubun güçlü takımlarından bir tanesi olsaydı, örneğin e, Tottenham var, Azalp var. Yani onlarla oynasaydı belki e, bu görüntü ortaya çıkmazdı. Yani neticede de dört üstüklü bir maçtan bahsediyoruz ve Galatasaray'ın bu kadar yüksek kalitesinin karşısında. Ee, mücadele eden, fizik gücü iyi olan, e, kalitesi olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Yani Galatasaray e, ya yani her şeye rağmen zor bir maç yaşadı. 3-0 öne geçmesine rağmen yani 3 2yi buldu. Arkadan gelen takım avantajlıdır. daha iyi pozisyonlar üretme şansı vardır. Galatasaray tedirginlik yaşayabilir ki e, bu zaman zaman da oyunun içerisinde oldu. Ama neticede Galatasaray'a bu takımın burada Puan kaybetmemesi sürpriz olurdu. Şimdi Galatasaray gibi bir takım yani bireysel puan olarak... Puan vermesi sürpriz olurdu. Tabii puan vermesi sürpriz olurdu. Dolayısıyla yani maçı kazanması gayet doğal ama oyun içinde gördüklerimiz doğallığın dışında. Hocam peki yine kadrodan hareket edecek olursak Barış Alper'le Yunus artık 3-5-2 de diyebileceğimiz bu kadronun iki kenarı. Şimdi siz yıllar boyu milli takımda da zaman zaman yaptınız. Galatasaray'da ilk dönemlerinizde yaptınız. Farklı takımlarda yaptınız. Fenerbahçe'de dahi yaptınız zaman zaman. Ya 3-5-2'nin iki kanadı iki açık oyuncusu olur mu? Bunu Okan Hoca'nın tercihini sorgulamak için sormuyorum. Teorik olarak bunun düzenlemesini size sormak istiyorum ki dünyada... Dünyadan Türkiye'ye ilk getiren ekipte de ile beraber siz varsınız ve defalarca milyar tane başarı elde ettiniz. 3-5-2 sistem olarak soruyorum. Yunus ve Barış Alper gibi kanat oyuncuları iki kanat tahkim edilir mi hocam? Şimdi e, biz e, yani ilk bahsettiğim dönemde, hı hı. esasında Tomislavić ile gelmişti 3-5-2. O e, kullanıyordu ama orada yani. Orada da siz y oyuncusunuz. Yunus'ta, Deneyimli oyuncusunuz. Evet, Yunus da Barış'ın olduğu hmm. bölgelerde e, Galatasaray'ın en çalışkan elemanları. Bir tanesi önerdi diye. Yani sağ kanatta oynayan. Hı -hı. İleri geri yani her iki out çizgisi arasını Hı -hı. 90 dakika ileri geri e, kat edemeyen futbolcu yürüdü. Solday da Metin oynuyordu, Ahmet oynuyordu. Yani oynuyorlar. Bunların hem ofansif hem de defansif aksiyonları vardı. Da Ama Yunus'la e, Barış'ın e, ne kadar e, önemli e, hücum katkıları varsa defansif katkıları hücum katkılarının gerisinde kalıyor. Dolayısıyla yani bu sistemle oynadığın zaman o kanatlarda görev yapan futbolcular e, o oyunun dengesini e, sonucunu etkileyecek en önemli adamlardan ikisidir. Hatta hocam bizim savaş mesaj atmış. iyi Fenerbahçe'li diyor ki hoca Fenerbahçe'de bırak kanatları 6 tane hücumcuyla oynatıyordu takımı diyor. Yani sadece şeye bakma diyor. Öndeki Kenneth Anderson'a bakma diyor. 6 <laughs> tane hücumcuyla diyor. E, tabii yani ki Kenneth'in çevresi hücumcu doluydu. Doğru. Hem de, bir... e... dışında önde ben hiç savunma ağırlıklı adam hatırlamıyorum. Yani orta saha ve önde savunma ağırlıklı adam pek hatırlamıyorum. Bir tek Lazet iç vardı. O kadar yani. Lazitiş. o idare İdare